Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. Kızıl gezegen Mars'a 1960'lardan beri uydu ve sonda gönderiyoruz. Oysa bugüne dek Mars'ın röntgenini çekmemiştik. Bu yüzden atmosferini tam olarak nasıl kaybettiğini de bilmiyorduk. Peki NASA'nın InSight sondası Mars'ın içini nasıl görüntüledi ve bu soruları yanıtladı? Cevabı hemen geliyor. Öncelikle Mars'ın iç yapısının genelde nasıl olduğunu biliyoruz. Ne de olsa Mars Dünya gibi kayalık bir gezegen, katı bir kabuğu, kayalık mantosu ve içinde demir çekirdeği var. Neden demir derseniz, gezegenler kendi çevresine döndüğü için ve kendi ağırlığıyla ezildiğinden yuvarlak olur. Aynı zamanda gezegenler uzay kayalarının çarpışmasıyla oluşur. Bu yüzden bebek gezegenler çok sıcaktır. Böylece demir fırını gibi çalışır. Demir gibi ağır elementler eriyip merkeze çöker. Silikat gibi hafif maddeler üste çıkar, demir derinde kalırken Kayalar gezegenin kabuğu ve mantosunu oluşturur. Ayrıca dünyanın içini görmek için sismik dalgalar kullanırız. Bunlar deprem dalgalarıdır. Sismik dalgalar demir ve silikat gibi farklı yoğunluktaki katmanlardan geçerken yavaşlar ya da hızlanır. Yön değiştirir ve bazen de geri seker. Bu da dünyanın içini görmemizi sağlar. Tabi dolaylı yollardan. Biz de nihayet Mars'a NASA'nın InSight sondasını gönderdik. Bu sonda 2018'de iniş yaptı ve kızıl gezegen hakkında yepyeni bilgiler verdi. Mesela Mars'ta sandığımızdan daha çok deprem olduğunu öğrendik. Insight bir yılda 174 sarsıntı kaydetti. Bunlar Mars depremleriydi. Mars'ta plaka tektoniği ve pek olmadığı için daha çok meteor çarpışmaları ve kayaların gece gündüz arasındaki sıcak soğuk farkından parçalanmasıyla oluşuyordu bu sarsıntılar. Oysa asıl sürpriz Mars kabuğu ve çekirdeği oldu. Öncelikle Mars'ın kabuğu 70 kilometre kalınlığındaydı. Ancak yer kabuğundan daha yumuşak ve gözenekliydi. Bu da eskiden Mars'a dev asteroidler çarptığını gösteriyordu. Mars küçük bir gezegen olduğu için bütün bu çarpışmalar boyuna göre kalın olan Mars kabuğunu büyük ölçüde eritmişti. Şimdiki katı haliyle bile zayıf ve yumuşak. Manto tabakasının sert kısmı olan taş küreye gelince. Asıl sürpriz bu oldu çünkü taş küre 400-600 km kalınlığındaydı. Taş küre dünyadan 2-3 kat kalındı. Hem de Mars dünyanın yarısı kadar büyük olduğu halde. Bu da gezegenin küçük olduğu için çabuk soğuduğunu gösteriyordu. Öte yandan çekirdeğine gelince en büyük sürpriz de bu oldu arkadaşlar. Eskiden Mars çekirdeğinin soğuyup katılaştığı için manyetik alan üretemediğini düşünüyorduk. Asteroid çarpışmaları Mars'ın yüzeyini eritince iç kesimlerinin soğumasını hızlandırmış olmalıydı. Adeta demir çekirdeğin tavını bozmuştu. Gerçekten de Mars manyetik alanı zayıf olduğu için atmosferini kaybetmiştir. Bunu blokta yazdım. Linki açıklamalarda. Oysa Insight son zamanlardaki en radikal tahminlerimizi doğruladı. Mars çekirdeği neredeyse tümüyle sıvıydı asteroid çarpışmaları yüzünden soğuyup katılaşmamıştı. Üstelik büyük miktarda demir içeriyor ve buna rağmen dinamo etkisiyle güçlü bir manyetik alan üretemiyordu. Neden derseniz çekirdek önemli ölçüde sülfür, oksijen ve hatta hidrojen içeriyordu arkadaşlar. Yalıtkan elementler çekirdeğin elektrik alanı ve bu sayede manyetik alan üretmesini engelliyordu. Böylece Mars atmosferini 3 milyar yıl önce kaybetmişti. Nitekim Mars havası dünyadan 100 kat incedir. Biz de bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu yazıyı hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Mars hakkında daha fazla bilgi almak için elbette blog yazılarına bakabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün DNA alfabesini nasıl yeniden yazdığımızı anlattım. Tasarım bebekleri ve gen tedavisini ele aldım. Gelecek videoda görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın.